Bizden aşağıdaki noktalardan geçen doğrunun eğimini hesaplamamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve eğimi benden önce kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Hadi birlikte yapalım. İşe eğimin ne olduğunu hatırlayarak başlayalım olur mu? eğim y'deki değişimin değişim Yunan alfabesinden delta harfi ile gösterilir. Evet, x'deki değişime oranına eşittir. Zaman zaman y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olarak da hesaplandığını görebilirsiniz. Buradaki x 1, y 1 başlangıç noktası, x 2, y 2'nin de bitiş noktası olduğunu düşünebilirsiniz veya doğru üzerindeki herhangi farklı iki nokta. O halde tablodan 2 x y çifti seçersek ki bu iki çift burada verilenlerden herhangi ikisi olabilir, doğrunun eğimini kolaylıkla hesap edebiliriz. Ben ilk iki noktayı seçmek istiyorum. Bu başlangıç, bu da bitiş noktamız olsun. Bu noktalara göre x'deki değişim ne olur? 2'den 3'e geçtiğimize göre x'deki değişim 3 eksi 2'ye eşittir değil mi? Evet 2'den 3'e ilerlerken bir birim yol kat etmiş oluyoruz öyle değil mi? Peki ya y'deki değişim? Bitiş noktasının y koordinatı 1, eksi başlangıç noktasının y koordinatı da 4. Yani eksi 3. Tabi bu işlemleri yapmadan da 2'den 3'e giderken, 1 bir birim 4'ten 1'e giderken de 3 birim yol kat etmemiz gerektiğini söylemek mümkün ve artık eğimi hesaplamaya hazırız. y'deki değişim bölü x'deki değişim. Evet, y'deki değişim eksi 3'tü, x'deki değişim de 1. O halde eğim eksi 3 bölü 1'den eksi 3'e eşit. Hadi bir örnek daha yapalım. Burada da yine aşağıdaki noktalardan geçen doğrunun eğimini hesaplayınız demişler. Hemen videoyu durdurun ve eğimi az önce yaptığımız gibi kendi kendinize siz hesaplayın. Eğim, y'deki değişimin x'teki değişime oranıydı ve eğer bunun bir doğru olduğunu biliyor isek, eğimi hesaplamak için bize verilen noktalardan herhangi ikisini kullanabiliriz. Bu sefer de ortadaki ikiliyi seçelim. Peki, x'teki değişim 1'den 5'e gitmek için 4 artış değil mi? Evet. 7'den 13'e gitmek için de 6 artış. Evet, bu gerektiği için y'deki değişime 6 deriz. y'deki değişim 6, x'deki değişim de 4 ise, bir saniye işaretler doğru oldu değil mi? Evet, x artınca y de arttığına göre değişimlerin ikisi de pozitif olacak. 6 bölü 4'ü de sadeleştirirsek payı ve paydayı 2'ye bölüyoruz ve 3 bölü 2 buluruz.